Doktor Sabri Toprak Süleymaniye'de yaşıyordu. 12 yıldır yaklaşık Süleymaniye'de yaşıyor. Özel bir hastanede çalışıyor. Evli ve 3 çocuk babası. Bugün Süleymaniye'de katledildi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından ve ailesi aslında bu silahlı saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Bu Süleymaniye'de işlenen Türkiye'den gidenlerin ilk cinayeti değil, ilk katliamı değil. Daha önce de Mezopotamya İşçi Derneği'nden birçok kişi, Jineoloji Dergisi'nden Nagihan Akarsel yine Süleymaniye'de kontralar tarafından katledildi. Süleymaniye'yi açık bir MİT üstü haline getiren anlayışa sesleniyoruz. Burada sizin bu çıkardığınız yargı paketleri nedeniyle burada barınamayan, burada siyaset yapamayan, burada demokratik hakkını kullanamayanlar Süleymaniye'ye gidiyorlar. Orada yeni bir yaşam kurmaya çalışıyorlar. Orada hayata tutunmaya çalışıyorlar. Sırf orada örgütlendikleri için burada suikastlere maruz kalıyorlar. Bunu nereden mi biliyoruz? Bunu Nagihan Akarsel'in cinayetinden sonra Büyükelçinin sözlerinden biliyoruz. Ne diyordu? PKK ile iltisaklı olanları katlederiz diyordu. Siz insanları yargılamadan ya İHA'larla, SİHA'larla bombalıyorsunuz ya da tetikçilerle bombalıyorsunuz. Biz buradan söylüyoruz. Süleyman'ı niye öldürdünüz? Bir, ülkede yaşamak suç mu? Bu sorunun cevabını lütfen verin. Evet.